Programımıza devam ediyoruz efendim. Şimdi sizlere geleneksel müziğimiz içinde özel bir yeri olan üç telli cura ile bir boğaz havası sunacağız. Tabii esere geçmeden boğaz havaları üzerine kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Boğaz havaları Orta Asya kökeni bir geleneğimiz ve özellikle Teke yöresine yerleşmiş yörüklerin konar göçer olarak yaşadıkları zamanlarda 12-16 yaş arası kız ve erkek çocukların baş ve işaret parmaklarının yardımıyla gırtlaklarından meydana getirdikleri ezgilerdir. Etnik yapısıyla olay gırtlak ve boğazda oluştuğu için bu tekniğin adına boğaz havası denmiş. Uzun yılların ötesinden beri aşamalı olarak gırtlaktan çoban düdüğüne, sipsiye, kavala ve en son olarak da üç telli bağlamaya, cura'ya uyarlanmış olarak karşımıza çıkar ki bugün hiçbir ülkede görmeyen bir form ve tavır göstererek müzik folklorumuzun bir türünü oluşturur. Boğaz havaları bugün rahmetle andığımız Fethiyeli Ramazan Güngör'ün, namı diğer Topal Ramazan'ın üç telli kopuz adını verdiği cura ile halk müziği dünyasındaki yerini almıştır. Bu çalgının perde yapısı, tel sayısı ve çalış biçimi günümüz bağlama ailesinin evrimleşmemiş otantik şekli göstermesi bakımından da önem taşıyor. Teke yöresinde bilinen çok sayıda boğaz havası var. Çömlek Kıran Boğazı, Koza Ağacı Boğazı, Dirmil Boğazı, Dukkuduk Boğazı bunlardan birkaç. Şimdi sizlere Allah'tan korkmasam Sübhaneke'yi bile okuturum sözleriyle hatırladığımız rahmetli Çörtenli Hüseyin Karakaya Usta'nın bestesi olarak bilinen Çörten Boğazı ezgisini topluluğumuzun usta sanatçılarından Savaş Akbıyık'tan dinleyeceğiz. Efendim Savaş Akbıyık, boğaz havasının ardından da üç telli cürasıyla koca olan Zeybeğin'de seslendirecek. Huzurlarınızda Savaş Akbıyık.
Evet, Savaş Akbağ, çok teşekkür ediyorum bu güzel gösteri için.